Merhaba, ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yasemin Eraslan Pınarcı. Yeni doğan bebekler pamuklu, yumuşak ve az dikişli kıyafetlerle giydirilmelidir. Özellikle ilk bir ayda yeni doğan bebekler baş kısımlarından ısı kaybederler. Bu nedenle ilk bir ayda baş kısımları kapalı olmalıdır. Yeni doğan bebekleri çok kalın giydirmemeliyiz. Bizim gibi veya en fazla bizden bir kat fazla olacak şekilde giydirmeliyiz. Üşüyüp üşümediklerini el, ayak ve burunlarından değil, göğüs ön kısmı ve sırt kısmından kontrol etmeliyiz. Yeni doğan bebekleri çok kalın giydirmemiz onların uykusunu ve beslenmesini bozabileceği gibi yalancı ateş yükselmesine de sebep olabilir. Yeni doğan bebekler her istediklerinde emzirilmelidir. Her iki beslenme arası 3 saati geçmemelidir. Bir memeyi yaklaşık 10-15 dakika emdikten sonra diğer memeye geçilmelidir. Bebek doyduğunda doyma sinyalleri verecektir. Bunlar bebeğin başını geriye doğru itmesi, huzursuzluğunun azalması, derin bir uykuya dalması şeklindedir. Bebekler aç olduğunda genelde huzursuz olurlar ve ağlarlar. Beslenme sonrası eğer bebeğinizin huzursuzluğu geçiyorsa, kısa süreli bir uykuya değil uzun süreli bir uykuya dalıyorsa genellikle bunlar doyduğunun göstergelidir. Biz çocuk hekimleri de bebeklerin yeterli beslendiğini kilo ve büyüme takibiyle anlarız. Bebekler için en ideal besin anne sütüdür ve bunun verilmesinin en uygun yolu da emzirme şeklindedir. Günümüzde ebeler, hemşireler ve çocuk hekimleri emzirme konusunda oldukça eğitimli ve tecrübeliler. Annelere bu konuda destek olmaktadırlar. Ancak eğer anneler daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlarsa yine bu konuda eğitim almış, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaları olan emzirme danışmanlarından destek alabilirler. Emzirme danışmanları bu süreçte anneye emzirme pozisyonu, emzirme öncesi ve sonrası neler yapabileceği gibi konularda daha yakın temasta bulunarak destek olabilir. Göbek kordonu için özel bir bakım önermiyoruz aslında. Göbek kordonu kuru ve temiz tutulmalı, herhangi bir şey sürülmemeli. Eğer farklı bir uygulama yapılması gereken durum oluşursa çocuk hekimi zaten bilgi verecektir. Aslında bu konuda iki farklı görüş bulunmakta. Göbek kordonu düşmeden yıkanmaması yönünde ve yıkanabilir yönünde. Ben göbek kordonu düşmeden en fazla bir kere yıkanmasını, kordonun çok ıslatılmamasını ve hemen kurulanmasını öneriyorum. Göbek kordonu düşmeden bebek sık sık yıkanmamalıdır. Çünkü sık yıkanma, ıslanma göbek kordonu düşmesini geciktirir ve enfeksiyona zemin hazırlar. Özellikle ilk bir ayda emzik kullanımını önermiyoruz. İlk bir ayda bebek her istediğinde, her ağladığında sık sık emzirilmelidir. Sonrasında da mümkünse emzik kullanımından kaçınılmalı. Ancak bazı bebekler aç olmadığı halde sürekli memede kalmak istiyor. Bu bebekleri sakinleştirmek ve anneyi dinlendirmek amacıyla bebeğe emzik verilebilir. Ancak emzik bebeğin sürekli ağzında kalmamalı. Bebek sakinleştikten, uykuya daldıktan sonra ağızdan alınmalıdır. İlk bir yaşta bütün bebeklere günde 400 ünite D vitamini Sağlık Bakanlığı tarafından öneriliyor. Bizler de çocuk hekimleri olarak bütün bebeklere veriyoruz. 1 yaşından sonra ise günlük D vitamini ihtiyacı 600 üniteye çıkıyor. Günde yaklaşık 15-20 dakika güneşlenme ile bu ihtiyaç sağlanabilir. Ancak kış aylarında maalesef genelde bu ihtiyacı karşılayamıyoruz ve D vitamini düzeylerimizde düşüş oluyor. Bunun anlamının aslında en güvenilir yollarından biri kanda D vitamini düzeyine bakmak olabilir. Yeni doğan bebeklerde aslında bir uyku düzeninin varlığından söz etmek pek mümkün değil. Yeni doğan bebeklerde gece gündüz ayrımı da yoktur. Bazı bebekler gündüzleri daha çok uyurken geceleri uyanık olabilirler. Tüm bu düzensizlikler tamamen normaldir. Yeni doğan bebekler günde 12 ila 18 saat arasında uyurlar. Uykuları yaklaşık 2-3 saat sürer ve 2-3 saat aralıklarla uyanarak sık sık emzirilmek isterler. Gece erken uyumasını sağlamak için sabah 8'de odasının perdelerini açıp uyanmasını sağlayın. Çocuğunuz gündüz ve gece her zaman aynı odada, aynı ortamda uyusun. Geceleri odanın zifiri karanlık olmasına, gündüz uykusunda ise loş olmasına dikkat edin. Özellikle uykudan önceki son 1 saatte çok fazla hareketli, heyecanlı oyunlar oynamayın. Onun yerine banyo yaptırmak, masaj yapmak, kitap okumak gibi daha sakin ve dinlendirici aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Kanguru kullanımı yeni doğan bebeklerin daha kolay ve güvenli taşınması için oldukça uygun ürünler. Kanguru kullanımıyla alakalı herhangi bir risk yok. Ailelere kullanmalarını öneriyoruz. Ancak yürüteci kesinlikle önermiyoruz. Yürüteçler hem çok ciddi ev kazalarına sebep olabiliyorlar hem de aslında bilinenin aksine yürümeyi geciktirirler. Amerikan Pediatri Akademisi de yürüteç kullanımının yürümeyi geciktirdiğini, bebeklerde motor gelişimi geciktirdiği yönünde açıklamada bulunmuştur. Özellikle omurgada eğilme, parmak ucunda yürüme gibi sorunlara sık yol açmaktadır. Çocuklar genellikle 18 ay ile 3 yaş arasında tuvalet eğitimini almaya hazır olurlar. Ancak bunun için kesin bir zaman söylemek mümkün değildir. Her çocuğun psikososyal ve motor gelişimi farklıdır. Aslında bu konuda çocuktan gelecek sinyalleri değerlendirmek önemlidir. Bu sinyaller neler olabilir? Gündüz 2 saatten uzun süre bezin kuru kalması, gece uykusundan uyandığında bezin kuru olması, çiş veya kaka geldiğinde çocuğun bunu söyleyerek belli etmesi, oturma, kalkma, çömelme gibi hareketleri kendi başına yapabilmesi çocuğun bu konuda vereceği sinyallerdir.